Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ders anlatım föy 24 içerisinde e, asit ve bazların kuvvetinden, e, kuvvetli asit ve bazlarda pH ve pOH hesaplamasından, zayıf asit ve bazlarda pH ve pOH hesaplamasından bahsedeceğiz ve bu başlıklarla ilgili örnekler çözerek konuyu pekiştireceğiz. Şimdi ilk olarak şöyle asit ve bazların kuvvetliliği, şimdi bazı asitlerin ve bazların kuvvetliliğini bilmeniz gerekiyor. Yani bir hidrojen klorür tuz ruhu kuvvetli asittir. Nitrik asit kezzap kuvvetli asittir. Zaçığı dediğimiz sülfürik asit kuvvetli asittir. Süt kostik dediğimiz sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Potasyum hidroksit dediğimiz potas kostik kuvvetli bazdır. Aslında bunların bir kısmını TYT'de öğreniyorsunuz. Peki Asit ve bazların kuvvetliliği veya zayıflılığı neye bağlı? Sevgili arkadaşlar, suda %100 iyonlaşan asitlere veya bazlara biz kuvvetli asit veya kuvvetli bazlar diyoruz. %100 iyonlaştıkları için de nasıl gösteriyoruz? Çift okla, tek okla gösteriyoruz ve burada bir denge yok. Mesela hidrojen klorür dediğimiz tuz ruhu kuvvetli bir asit olduğu için bir tane hidrojen, bir tane de klor iyonu verecektir suyun içerisine. Nitrik asit kezzap kuvvetli asittir. Tek okla serir. Bir tane hidrojen artı bir tane nitrat eksiyonu verir. Sülfürik asit zat yağı kuvvetli asittir. Suyun içerisine iki hidrojen artı bir tane de sülfat kökü verecektir. Veya kuvvetli bazlar. Hadi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bunların kuvvetli olduğunu nereden biliyoruz? Aslında ez verebiliyoruz. Ama sorular içerisinde de bunu anlayabileceğiz ileride göreceksiniz kuvvetli bazlar. Mesela sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Potasyum hidroksit kuvvetli bazdır. Baryum hidroksit de kuvvetli bazdır. Bunları suyun içine attığınızda bir tane OH eksi iyonu bir tane sodyum iyonu verir. Sodyum hidroksit. Potasyum hidroksit suyun içerisinde bir OH bir potasyum iyonu verir. Baryum hidroksit de iki tane OH olduğu için iki tane OH iyonu bir de baryum artı iki iyonu verecektir. Yani kuvvetli bazlar suda yüzde yüz iyonlaşan bazlar kuvvetli bazlar ve kuvvetli asitler suda %100 iyonlaşırlar. Bazı asitler ve bazlar da vardır ki Bunlar da arkadaşlar Suda %100 iyonlaşmayan asitler Yani kısmen iyonlaşır Birazcık iyon Biraz da moleküler halinde bulunan %100 iyonlaşmayan asitlere ve bazlara Nasıl asit bazlar diyeceğiz Zayıf asit ve bazlar diyeceğiz Zayıf asit bazlarda olay Çift okla gösterilir Çift okla gösterildiği için olay nedir Arkadaşlar dengedir Denge olduğundan dolayı Zayıf asitlerde KA asitlik ayrışma sabiti, zayıf bazlarda da KB bazlık ayrışma sabiti vardır. Mesela bakın hidrojen siyonür zayıf bir asittir. Onun denklemini şöyle de açabilirsiniz. Hidrojen suyunur zayıf asit olduğu için suyun içerisine atarsınız, bir tane hidrojen artı iyonu, bir tane de siyonür eksi verir. Bu denklemi Şöyle de gösterebilirsiniz. Zayıf olduğu için bir hidrojeni suyun içine verdiği zaman H3 O artı geriye siyanür kalır. Mesela asetik asit zayıf bir asittir. Suyun içerisine en sağdaki hidrojeni bırakır. H3 O artıya dönüşür su. Geriye de asetat kökü. Zayıf bazlar da arkadaşlar suda %100 iyonlaşmazlar ve çift tokla gösterilirler. Mesela NH3 zayıf bir bazdır. Suyun içerisine NH4 artı OH şeklinde iyonlaşır. Yine metilamin zayıf bir bazdır. Suyun içerisinde bir tane OH iyonu verecek ve bu şekilde ne yapabilirsiniz gösterebilirsiniz. Buradaki bir tane H bir tane OH var ya o H'yi suyun içine bıraktı. H'yi de kendisine yapıştırdı. CH3 NH3 oldu. Tamam. Dikkat. Şimdi arkadaşlar. iyonların asitliği ve bazlığına baktığımızda da. E, mesela biz burada nötr maddelerin asit ve bazlığına baktık. Ki onları biz ortaokuldan itibaren çoğunu biliyoruz. Peki anyon ve katyonlar asit ve bazlık gösterir mi? Evet. Zayıf bazların eşlenik asitleri ile demir artı 3, krom artı 3, bakır artı gibi, gibi, iyonların e, suluç özellikleri ne özellik gösteriyor? E, asit özellik. Şimdi zayıf bazların eşlenik asidi. Mesela NH3'ün NH3 bir zayıf bazdır arkadaşlar bunun eşlenik asidi bir hidrojen fazla olan NH4 artıdır. Bu eşlenik asididir. Bunun arkadaşlar suyun içerisine bıraktığınızda H3O artıya dönüşür. Şöyle göstereyim. NH4 artıyı siz suyun içerisine bıraktınız. Bıraktığınız anda bu hidrojeni suya verecek kendisi NH3'e dönüşecek. H3O artı oluşur. Dolayısıyla katyonlar arkadaşlar asit özellik gösteriyor. Demir artı 3 gibi, bakır artı 3 gibi, krom artı 3 gibi, bakır artı 2 gibi iyonların da yine katyonlarda asit özellik gösteriyor. Zayıf asitlerin eşlenik bazları. Mesela siyanür eksi suyun içerisine bıraktınız. Bu bir anyon arkadaşlar. Neye dönüşecek eşleniyor olan HCN'ye? Bir hidrojeni sudan aldığına göre ortama ne bırakacak? OH yani bazik özellik gösterir bu. Mesela floreksi suyun içine bıraktınız. E, suyun içerisine bıraktığınızda eşleniyor olan HF'ye dönüştü. H2O'daki bir hidrojen aldığına göre geriye OH kalır. OH eksi verdi. O zaman bu anyon ne özellik gösterecek? Bazik. O zaman zayıf bazların eşlenik asitleri asit özellik, zayıf asitlerin eşlenik bazları da baz özellik gösterir ifadesini kullanabiliriz kuvvetli bazların katyonları mesela sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır bunun katyonu arkadaşlar bunun içerisinde sodyum artı oh eksi var bunun katyonu sodyum artıdır. Kesinlikle asit veya baz özellik göstermez. Su ile de tepkimeye girmez. Kuvvetli bazların katyonları su ile tepkimeye girmez. Asit veya baz özellik göstermez. Kuvvetli asitlerin anyonları. Mesela HCl kuvvetli asittir. Hidrojen artı klor eksidiye diye iyonlaşır. Bu bir kuvvetli asittir. Bunun anyonu olan klor iyonu da asit veya baz özellik göstermez. Bundan dolayı da su ile tepkimeye girmez diyeceksiniz. Bakın Hemen örnek 1'e bakalım. Floriyonun su ile tepkimesi şeklindedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şöyle bakalım şimdi bu floriyonu HF'ye dönüşmüş. İkisine bakalım hidrojeni fazla olan asit bu nedir? Baz. Bu ikisi konjüge asit bazdır. suyla ile hidronyuma baktığımda bu asittir. Bu bazdır. Bu ikisi birbiriyle konjugedir. Flor iyonu ortama OH bıraktığına göre bazik özelliktedir. Zaten baz olduğunu konjugeden görüyorsunuz, doğru. Florla flor HF'nin konjuge asidi de değil, konjuge bazıdır yanlış. Flür iyonu sudan hidrojen artı iyonu almıştır. E, ko, bu baz olduğu için yanındaki su molekülünden Lovry Bronsted asit baz tanımına göre protonu almıştır doğru. 1 ve 3 ile cevap C şıkkı olur. Örnek 2'ye bakalım. HX ve HY asitlerinin iyonlaşma denklemleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şöyle tek tek belirleyelim sizinle birlikte. Şimdi burada HX ile X'e baktığımda bu asittir, bu bazdır. Bu ikisi birbiriyle konjugedir. H2O ile H3O'ya baktığımda bu asittir, bu bazdır. Birbirleriyle konjuge. Alttaki temp kime de HY asittir, Y eksi bazdır. Bu ikisi birbiriyle konjuge. H2O ile H3O'ya baktığımızda H3O asittir, H2O bazdır. Birbirleriyle konjuge. H2X HX suda tamamen iyonlaşmıştır ifadesi var. Bakın burada nasıl gösterilmiş? Tek ok. Tek okla gösterildiğine göre bu ifade doğrudur. HY zayıf asittir. Bakın neyle gösterilmiş? Çift ok. Bu ifade de doğru. X- iyonu suyla tepkimeye girmez. Şimdi arkadaşlar bu nereden geliyor? HX'den geliyor. HX neydi? Kuvvetli asitti. Tek okla göstermiş. Kuvvetli asitlerin an hiçbir şekilde asit veya baz özellik göstermiyordu. suyla tepkimeye girmiyordu. Doğru. 0.1 molar HY çözeltisindeki hidronyum iyonu 0.1 olamaz. Neden? Çünkü zayıf asittir. Zayıf asit olduğu için suda %100 iyonlaşmayacaktır. Yani kendisi kadar hidrojen artı vermez. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Y- iyonu suyla tepkime verir. Şimdi Y- iyonu HY'den geliyor. H-Y zayıf bir asittir. Dolayısıyla bunun eşlenik bazı olan Y- suyla tepkimeye girer neye dönüşür? Eşleniği olan H'ye dönüştüğünde bir hidrojeni sudan alır. OH eksi verir. Dolayısıyla Y eksi iyonu bazlı suyla tepkimeye girip bazik karakterlidir doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap değişik olacaktır. Şimdi arkadaşlar kuvvetli asit ve bazlarda pH ve pOH ifadesine bakalım. Şimdi kuvvetli asit ve bazlar suda %100 iyonlaşıyorlardı. %100 iyonlaştıkları için tek okla gösteriyorduk. Şimdi bakın burada şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Mesela HCl H2SO4 bir tane daha yazalım HNO3. Şimdi bunların Tesir değerlikleri nedir dersem tesir değerliği hidrojen sayısı. 1 hidrojen var 1'dir, 2 hidrojen var 2'dir, 1 hidrojen vardır 1'dir. Mesela H3PO4'ün tesir değerliği 3 hidrojen var 3'dir. 1 hidrojen olursa buna monoprotik dersiniz. 2 hidrojen olursa ne dersiniz? Dip diprotik. 3 hidrojen olursa triprotik şeklinde ifade edersiniz. Peki bazlara baktığımızda arkadaşlar sodyum hidroksit, baryum hidroksit. Ben bir tane daha yazmak istiyorum. Şurası 2. Alüminyum hidroksit. Mesela bir de şu yazalım. Bunlar da baz. Bazların tesir değerliği nedir diye baktığımızda arkadaşlar OH sayısı 1'dir. OH sayısı 2'dir. OH sayısı 3'tür. NH3'ün açık hali NH4OH'tır. Tesir değerli 1'dir. 1 olanlara monoprotik dersiniz. 2 olanlara diprotik, 3 olanlara triprotik dersiniz. Tesir değerliğini protik olarak da ne yapabiliyoruz ifade edebiliyoruz. Şimdi kuvvetli asitler suda %100 iyonlaştıkları için mesela hidrojen klorür x molar olsun. %100 iyonlaştığı için x molar hidrojen, x molar klor verecektir. Mesela sodyum hidroksit y molar olsun. Kuvvetli bazı olduğu için y molar sodyum iyonu y molarda ne verecektir arkadaşlar? OH iyonu verecektir. Tamam mı? Bakın örnek 3'e bakalım. 0.02 mol nitrik asit suda çözünerek oda sıcaklığında 200 ml çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi nitrik asidin biz molaritesini hesaplayalım. Molü 0.02 mol. Hacmi 200 mililitre 0.2 litre. Molaritesi 0.1 molar. Ve nitrik asit arkadaşlar kuvvetli bir asittir. Hocam nereden anladınız? Soru da size söylenilir. Burada bir şey söylenilmediğine göre kuvvetli asit. Öyle düşünün şimdilik ezbere bilmiyorsanız. Yüzde yüz iyonlaşır. Tek okla gösterdim. İyonlaşma denklemi bu. Molaritesi 0.1 molarsa hidrojen artılar da 0.1 molardır. Nitratlar da 0.1 molardır. Birinci öncül doğrudur. Hidrojenlerin derişimi 0.1 ise eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den pH'ımız kaç olacaktır? 1 olacaktır. Hidrojen derişimi ile OH derişimin çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Hidrojenler 10 üzeri eksi 1 0 1 ise OH'ların derişimi kaç olmak zorunda arkadaşlar? 10 üzeri eksi 13 olmak zorunda yanlış. Doğruyu sorduğuna göre 1 ve 2 ile cevap C şıkkı olacaktır. Bakın örnek 4'e bakalım. 2015 LYS sorusu. 50 mililitrelik 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar nitrik asit çözeltisi su ile 1 litreye seyreltildiğinde pH ne olur? Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şöyle yapalım. E, hacim değişiyor. Hacim değişince bu molarite değişir. O zaman M1V1, M son, V son diyelim. Şimdi başlangıç molaritemiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Hacmimiz 50 mililitre. Su ekleyip hacmini 1 litre yapıyorsunuz. Yani mililitreye çevirirsem 1000 mililitre yaptım. Hacim değiştiğine göre molaritede de değişecek. Buradan son molariteye bakıyorum. Şu sıfırlar gitsin. 5 ile 100'ü sadeleştirelim 20. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 20'den 10 üzeri eksi 3 molar nitrik asit. Şimdi bir bilgi verilmediğine göre nitrik asit artık ezberlemişsinizdir de zaten kuvvetli bir asittir. Suda %100 iyonlaşır. Kendi molaritesi 10 üzeri eksi 3 molarsa hidrojenler de 10 üzeri eksi 3 molardır. pH dediğimiz ifade eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten 3 olacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. Örnek 5'e bakalım arkadaşlar. Ee, 1,12 gram potasyum hidroksit katısı saf suda çözünerek 100 mililitrelik çözelti hazırlanıyor. pH'i kaçtır? Şimdi bakın burada zayıf ifadesi kullanılmamış herhangi bir şey kullanılmadığına göre bu kuvvetli baz. Şimdi ben bunu alayım ilk önce molünü bulayım. Potasyum hidroksidin molü kütlesi 1,12 Mol kütlesi 56. Şöyle 0.02 mol yapar. Tamam. Bir de moleritesini hesaplayalım. Potasyum hidroksidi. Moli hesapladık. Bu kadar mol. Hacmine bakıyorum. 100 mililitre 0.1 litre diyorum. Buradan da potasyum hidroksidin moleritesi 0.1 molar olacak. Tamam. Şimdi potasyum hidroksit arkadaşlar suda %100 iyonlaşır şu şekilde. Peki kendi molaritesi 10 üzeri eksi 1 molarsa OH'lar da 10 üzeri eksi 1 molardır. POH dediğimiz ifade eksi logaritma 10 üzeri eksi 1'den 1'dir. pH ile pH'ın toplamı oda sıcaklığında 14 olduğuna göre pH'ımız kaç olacaktır arkadaşlar? 13 olacaktır. Ee, bir yerde ha şurada hata yapmışız hatamızı düzeltelim mi arkadaşlar tabii ki hemen şöyle bir siliyorum hatam şurada <laughs> potasyum hidroksit 0.02'yi 0.1'e .01 bölersem 0.2 molar hatam buradaymış bu 0.2 molarsa OH'lar da 0.2 molardır tamam şimdi POH'ı bir daha alıyorum eksi logaritma 0,2'yi de şöyle yazayım. 10 üzeri eksi 1. Çarpımların logaritmasını toplam şeklinde yapıyorum. Tamam. Peki logaritma 2'yi burada 0,3 olarak vermiş. Eksi 0,3. Şuranın da logaritması 1 yapar. Artı 1. Buradan pOH kaç yıkacaktır arkadaşlar? 0,7. Şimdi pH ile pOH'ın toplamı kaçtı? E, 14'tü. 14 eksi 0,7 dersek bu da ne yapacaktır böyle bir durumda? 13.3 yapacaktır. Evet tamam cevap D şıkkı. Orada ufak bir hata yapmışız. Tamam 6. örneğe bakalım sizinle birlikte. Tamam. Yoğunluğu 1.2 kütlece %36.5'luk hidrojen klorür çözeltisinden pH değeri 1 240 ml sulu çözelti hazırlamak için kaç mililitre alınmalı? Şimdi bakın çok güzel bir soru. Dikkat. Şimdi bizim elimizde bir çözelti var. Hidrojen klorur çözeltisi. Bu çözeltinin yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre. Kütlece %36 buçukluk. Bu çözeltiden ne kadar almalıyım diyor. Hacmini soruyor ben bana. Ben ilk önce şu çözeltinin molaritesini bulabilir miyim? Şu formülden D çarpı yüzde çarpı 10 bölü ema'dan. E, Yoğunluğumuz 1.2. 36.5 çarpı 10 bölü. Mol kütle de burada verilmiş 36.5. Molaritem benim 12 molar yapar. Tamam mı? Şimdi ben bu çözeltiden V mililitre alıyorum. Harc Hazırlamak istediğim çözeltinin pH'i 1 olsun diyorum. Şimdi pH 1 ise derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olsun. Hacmi de kaç mililitre olsun diyorum. 240 mililitre. O zaman diyorum ki ilk durum çarpı ilk durumun hacmi. Son durum çarpı son durumun hacmi. Şimdi başlangıç molariteniz 12 molar. Kaç mililitre alıyorsunuz? V mililitre. Son moleriteniz 10 üzeri eksi 1 molar. Kaç mililitre yapıyorsunuz? 240 mililitre. Buradan V eşittir 24 bölü 12'den ne kadar almalıymışım? 2 mililitre almalıymışım. Cevabımız aşık olacak. Çok güzel bir soru. Ben buna yıldız atarım arkadaşlar. Tamam Şimdi sevgili arkadaşlar kuvvetlileri gördük. Zayıf asit ve bazlar suda %100 iyonlaşmazlar. %100 iyonlaşmadıkları için çift topla gösterilirler. Çift topla gösterildiği için zayıf asitlerde olay nedir arkadaşlar? Denge. Denge olduğuna göre zayıf asitlerde KA, zayıf bazlarda da KB sabiti vardır. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Asitlik sabiti büyük olan asitlerin iyonlaşma yüzdelerine de ne diyeceksiniz arkadaşlar? büyük. Bazlık sabiti büyük olan bazlarında baz, iyonlaşma yüzdelerine ne diyecekseniz büyük. Şimdi ben şu ifadeyi kullanacağım bir de. Ka ve Kb değeri sadece ve sadece kimyada neye bağlıdır arkadaşlar sıcakla. Bir de şuna dikkat. 25 derecede Ka ile Kb'nin çarpımı tüm çözeltilerde daima kaçtır? 10 üzeri eksi 14'tür. Şimdi arkadaşlar sorularla devam edeceğiz ama ilk önce şuraya bakalım. Ee, zayıf bir asidin iyonlaşma yüzdesi arttıkça zayıf bir asidin iyonlaşma yüzdesi arttıkça asitlik sabiti artar asitlik sabiti arttıkça asitlik kuvveti de artar. Tamam. Zayıf bir bazın iyonlaşma yüzdesi arttıkça bazlık sabiti artar. Bazlık sabiti arttıkça da bazlık kuvveti artar. Şimdi bakın elimizde iki tane çözelti var. Biri hidrojen siyanür çözeltisi, birisi hidrojen florür çözeltisi. Şimdi ben hidrojen siyonür çözeltisini iyonlaştırmak istiyorum. Zayıf olduğuna göre şu şekilde iyonlaştırdım. Hidrojen florür çözeltisi de yine zayıf olduğu için şu şekilde iyonlaştırdık. Sevgili arkadaşlar burada K sabitleri verilmiş. Bu ikisini K'larına göre kıyaslarsam hangisinin daha büyük? HF'nin Hidrojen siyanordan daha büyük. Şimdi asit KA'sı büyükse asitlik kuvveti de büyüktür. O zaman asitlik kuvveti hidrojen floror büyüktür hidrojen siyanör dersiniz. Asitlik kuvveti arttıkça iyonlaşma yüzdesi de artar. Hidrojen floror büyüktür hidrojen siyanör dersiniz. Asitlik kuvveti arttıkça hidrojen artı derişimi de artar. Hidrojen artı derişimlerine göre kıyaslarsanız hidrojen florür büyüktür hidrojen siyanür dersiniz. Hidrojen artı ile pH ters orantılıdır. O zaman hidrojen flür, hidrojen siyanürün hidrojen florürden daha büyük olması lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hemen buradaki Etkinliği yapalım sizinle birlikte zayıf bir asit olan nitrit asidinin sulu çözeltisindeki iyonlaşma denklemi verilmiş bu çözeltiye aynı sıcaklıkta ne yapılıyor arkadaşlar saf su ekleniyor şimdi saf su eklersek hacim artar bakın buna dikkat edin hacim artar hacim artarsa şunu görmeyin o sıvı zaten hno 2nin derişimi, H3 o artının derişimi ve NO2'nin derişimi azalır. Yani hepsinin derişimine ne diyeceksiniz siz? Saf su ilavesinden dolayı hacim arttığı için hepsinin derişimi azalır. Ama Sağ tarafta mı? Sol tarafta mı daha çok derişim azalması var? Sağda. Sağda daha çok derişim azalması olduğu için Loşotolya prensibine göre o tarafın derişimini artırmak için denge sağa kayar. Denge sağa kaydığı için iyonlaşma yüzdesine ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artar. Şimdi hidrojen artı derişimi ile pH ters orantılıdır. Hidrojen artıların derişimi azalıyorsa pH'a e ne diyeceksiniz? Artar. Eee pOH. pH ile pOH da ters orantılıdır. pH artıyorsa pOH'a ne diyeceksiniz azalır. K sabiti sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır. O da sıcaklığında gerçekleşiyor. Sıcaklık değişmediği için K A sabiti değişmez. pOH ile OH ters orantılıdır. pOH azalıyorsa o OH'a ne diyeceksiniz arkadaşlar? Artar diyeceksiniz tamam mı? Yedinci örnekle devam edelim. Zayıf bir asit olan hidrojen florun iyonlaşma tepkimesi verilmiş sabit sıcaklıkta. E, işlemleri uygulanıyor. Hangilerinde iyonlaşma yüzdesi başlangıca göre artar deniliyor. Bakalım. Şimdi saf su eklersem saf su eklersem e, bu tepkimedeki ben tepkime yazayım. Oradaki suyu yazmayacağım. Bu sıvı gerek yok onu yazmaya. Çünkü dengeyi etkilemiyor sıvılar. Şu. Şimdi saf su eklersem hacim artar. Üçünün de derişim azalır ama sağ taraftaki derişim daha fazla azaldığı için denge sağa kayar, iyonlaşma yüzdesi artar. Şimdi bu tepkimeye arkadaşlar ikinci öncülde HCl eklerseniz, HCl eklerseniz ortamdaki hidrojen artıları iyice artırırsınız. Artan hidrojen artıları azaltmak için denge sola kayar, iyonlaşma yüzdesi azalır. Aynı denklemde bu sefer ortama arkadaşlar H3O artı H artı diye de yazabilirsiniz. Flor eksi var. Sodyum flor eklerseniz ortamdaki florları artırırsınız. Artan florları azaltmak için denge sola kayar. Sola kaydığı için iyonlaşma yüzdesi azalır. Çözeltide bir miktarda hidrojen florur çözmek. Arkadaşlar şimdi sizin elinizde ee, çözelti var. Siz biraz daha hidrojen florur çözdüğünüz zaman iyonlaşma yüzdesi başlangıca göre arkadaşlar artmayacaktır. Çünkü iyonlaşma yüzdesi burada neye bağlıdır? E, ee, dengenin sağ ya da sola kaymasına bağlıdır. Siz burada gaz ekliyorsunuz. Bakın buna dikkat edin. Gaz ekliyorsunuz. Sizin maddeniz hangi halinde? Su, su halinde. Su halinde olduğuna göre şöyle ifade edebilirim ben. Bir miktar daha çözdüğümde, iyonlaşma yüzdesi başlangıçla aynı olacaktır. Çünkü iyonlaşma yüzdesi arkadaşlar, moleriteye, ortak iyona bağlıdır. Burada ortak iyon eklemiyorsunuz, kendisinden eklediğiniz için değişmeyecektir. Cevap aşık olacaktır. Örnek 8'e bakalım. ABC kaplarında bulunan çözeltiler aşağıda verilmiştir. Bu çözeltilerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Tamam. C kabındaki HF'nin iyonlaşma yüzdesi B kabındakinden büyüktür. Bakın burada K sabitleri verilmiş. Gördünüz mü? Şimdi KA'larına göre kıyaslarsam ben E HF'nin KA'sı c O, coohtan daha fazla. Doğru mu? Evet. Şimdi K'sı fazla olanın iyonlaşma yüzdesi de fazladır. Yani HF'nin CH3, COOH'tan daha fazla olacaktır. Dolayısıyla aynı derişimdeler HF'ninki daha fazla olur. Birinci öncül burada doğru olur. Derişimlerin aynı olması da önemli. Asetik asidin A kabındaki yoğunlaşma yüzdesi B kabındaki yoğunlaşma yüzdesinden büyüktür. Evet çünkü derişimi fazla. Aynı maddeler derişimi fazla olan da daha fazla yoğunlaşma olacaktır. Doğru pH değeri en büyük olan B kabındaki çözeltidir. Şimdi iyonlaşma yüzdeleri böyleyse hidrojen artılarına göre kıyaslarsanız çok iyonlaşan HF ise ortama en fazla hidrojen artıyı bırakan HF'dir. Hidrojen artı ile pH ters orantılı olduğuna göre pH'i en küçük olan HF en büyük olan asetik asit olacaktır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. OH derişimi en küçük olan A kabı değildir. OH ile hidrojen artının derişimi ters orantılıdır. Hidrojen artı derişimi en büyük olan HF ise OH'ı en küçük olan HF olacaktır. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğruyu sorduğuna göre 1 ve 2 ile cevap B şıkkı olur. Peki zayıf asit ve bazılarda hesaplama yapacağız arkadaşlar. Ben direkt olarak bunları soru üzerinde anlatmak istiyorum. Daha rahat ederiz. Şimdi formik asidin 0.05 molarlık su çözelsindeki iyonlaşma miktarı %2. K sabiti nedir? Hocam formik asidin zayıf olduğunu nereden anladınız? K'si sorulan kesinlikle zayıftır. Bakın iyonlaşma yüzdesi de küçük, Yüzde yüz olmadığı müddetçe zayıf asittir. Tamam. Zayıf asit sorularını şöyle çözeceksiniz. Formik asidi ilk önce bir iyonlaşacaksınız, iyonlaştıracaksınız. Organik madde olduğu için en sağdaki hidrojeni ayırıyorsunuz bu şekilde. Zayıflarda başlangıç harcanan denge diyorsunuz. Başlangıçta kaç molar var? 0.5 molar var. Şuraya eksi x deyin. Artı x artı x. Peki x dediğimiz dediğimiz değer iyonlaşan kısım. 0,5'in %2'si iyonlaşıyor mu? 0,5 çarpı 2 bölü yüzden. O da ne yapar arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 molar iyonlaşan kısım. Bulduğunuz neresi biliyor musunuz? Bulduğunuz tam olarak x dediğimiz yer. Yani şurası. O zaman dengede bundan 0,5 eksi 10 üzeri eksi 2 olacak. Bunlardan da x 10 üzeri eksi 2 olduğuna göre 10 üzeri eksi 2 molar. Burası da 10 üzeri eksi 2 molar. Bu değerleri nereye yerleştireceksiniz siz? Ka'ya. Ka dediğimiz format kökünün derişimi çarpı hidrojen artının derişimi bölü Asetik asidin derişimi budur. Yerleştirelim şimdi. K'yı arıyoruz. 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şu her zaman ihmal edilir. O eksi x denilen yeri ihmal ediyorsunuz. 0,5. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 ile cevap aşık olur. Tamam. Örnek 10 bakalım. HA asidinin iyonlaşma sabiti 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 pH'ı kaçtır? K sabiti verildiğine göre bu zayıf asittir. Zayıf asit olduğuna göre şöyle yapacaksınız. H artı A eksi diyeceksiniz. Başlangıç harcanan ve denge. Başlangıç molaritesi 0.25 molarmış. eksi x kadar iyonlaşsın. Artı x artı x diyorsunuz. Dengedeki değerlerim şunlar hemen yazıyorum buraya. Şunu ne yapacağız biz? İhmal edeceğiz. Az önce soruda da yaptık. Bu değerleri nereye yerleştireceksiniz? Ka'ya. Ka dediğim ifade şudur. Hidrojenin derişimi çarpı A'nın derişimi bölü Ha'nın derişimi. Şuraya Ha diye yazayım. Ka'yı bize kaç vermiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. X kare bölü 0,25. Ona da 1 bölü 4 diyelim mi? x kare eşittir 10 üzeri eksi 6. x değerimiz 10 üzeri eksi 3 molar. Şimdi x dediğimiz bizim buradaki hidrojen artılar. Hidrojen artılar 10 üzeri eksi 3 ise pH'ımız kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. Cevabımız aşık olur. Tamam Örnek 11'e bakalım. Sudaki iyonlaşma denklemi şeklinde olan HX asidinin 0.05 molar çözelsinin pH'ı 3'tür. E, buna göre hangileri doğrudur? pH'ı 3 ise hidrojen artıların derişimi 10 üzeri eksi 3'tür. Şöyle HX asidi suda %100 iyonlaşmaz. Şöyle gösterdim. Başlangıç harcanan ve denge diyorum. Kendi molaritesi 0.05 molar. Buraya eksi A artı A artı A diyelim. Hidrojenler 10 üzeri eksi 3 ise A değerimiz buradan 10 üzeri eksi 3'tür arkadaşlar. O zaman şurası da 10 üzeri eksi 3'tür. Burası da 0.05 eksi 10 üzeri eksi 3'tür. Şunu ne yapacağız arkadaşlar? İhmal edeceğiz. Bu değerleri nereye yerleştireceğiz? Ka'ya. K Ka dediğimiz ifade hidrojenin derişimi çarpı x'in derişimi bölü hx'tir. Buradan bakalım Ka 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0.05'i de 1 bölü 20 olarak yazmak istiyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapar. Buradaki ikinci öncül nedir arkadaşlar? Yanlış. Tamam. Ee, zayıf asittir. Doğru. Hatta burada şunu da sorabilirsiniz. Hocam HX'in zayıf olduğunu nereden anladınız ki? Değil mi? Bakın, eğer HX kuvvetli olsaydı şöyle iyonlaşırdı. Kendi molaritesi 0.05 ise hidrojenlerde 0.05 olurdu. Kuvvetli olsaydı. Ama bakın hidrojen artılar kaç burada arkadaşlar? 0.05 değil. Demek ki kuvvetli değil, zayıf. Peki iyonlaşma yüzdesini nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. 0.05 molarda iyonlaşan kısım A kadar A10 üzeri eksi 3'tü. Yüzde kaç iyonlaşır deriz. Buradan da hesap yaparsak x dediğimiz değer 0.1 bölü 0.05'ten yüzde 2 yapacaktır doğru. 1 ve 3 ile cevap değişik olur. Tamam Evet örneklere devam edelim. Belirli bir sıcaklıkta HX asidi 1 molarlık sulu çözelsine %0.4 oranında iyonlaşıyor. pH'ı ve K'sı güzel. Şimdi %0.4 oranında iyonlaşıyorsa zayıf asit. Hemen şöyle alalım. H artı X eksi. Başlangıç harcanan ve denge diyelim. Başlangıç molaritesi 1 molar. E, A kadar iyonlaşsın. A'yı da şuradan bulacağım. Yüzde 0.4'ünü alacağım. 1 çarpı 0.4 bölü 100'den 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. A dediğim değer bu. Tamam. Şimdi ben A yerine bu değeri yazıyorum. 1 eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu değerler bize neyi verecek? K'a'yı. K'a dediğimiz değer h artının derişimi çarpı x eksi'nin derişimi bölü h eksi'nin derişimi. Şunu ihmal ediyorduk. Buradan da ka 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi bölü 1'den 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Bakalım varmışlıklar şıklarda var. Tamam. Peki başka ne soruyor bize? pH'ı soruyor. Şimdi pH dediğimiz değer eksi logaritma hidrojen artı. Hidrojen artı burada. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Çarpımların logaritmasını toplam şeklinde yazıyorum. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3. Şurası 3 artı 3. Logaritma 4 burada verilmiş 06. pH eksi 06. 3'ten 06'yı çıkarırsak 2.4 cevabımız C şıkkı olacaktır. 13. örneğe de bakalım. Metilat amin tepkimesine göre dengede 2,5 molarlık metilamindeki o OH'ların derişimi nedir? Gayet kolay. Hemen şöyle ben bu tepkimeyi buraya alayım arkadaşlar. Şeyi almayacağım ama h o sıvısını yazmayacağım. Sıvılar K sabitine yazılmıyor ya. Onun için onu almayacağım. Gerek yok. Aqua olanları aldım. Başlangıç harcanan dengededim. Şimdi 2,5 molar şurası 2,5 molar. İyonlaşan kısma eksi x diyelim. Artı x artı x. Dengedeki değerlerim şunlar. Değil mi? E, şu değerleri nereye yerleştireceğim ben? Ka'ya. Ka dediğimiz değer burada verilmiş. 36 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ürün derişimi x çarpı x, x kare. Bölü şunu ihmal ediyorum. 2,5 diyorum. Buradan da arkadaşlar x kareyi eğer bulursak 36 şurada işlemimi yapayım. 36 çarpı hatta şöyle mi yapalım? Olur. 36 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 buçuğu da 5 bölü 2 olarak yazıyorum. Şurası 9 yapar. X kare eşittir 45 çarpı 10 üzeri eksi pardon 9 yapar mı? 18 yapar. 36'yı 2'ye böldük 18. O zaman buradan x kare eşittir 90 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 9 çarpı 10 üzeri eksi 4. X dediğimiz ne değerdir? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Bulduğum X kimdir? OH. OH'ları bana sorduğuna göre 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile cevap değişik olacaktır. Evet. Son örneğimize de bakalım. NH3'ün bazlık sabiti verilmiş. pH'i kaçtır? Tamam. Şimdi zayıf bir baz. İyonlaşma denklemi NH3'ün şu şekildeydi. Tamam. Hemen şöyle diyorum. Başlangıç harcanan ve denge diyorum. Başlangıç molaritesi 0.05 molar. Eksi x, x ve x diyorum. Dengedeki değerlerim bunlar. Hatta ne yapıyorum arkadaşlar? Şunu ihmal ediyorum. Bu değerleri nereye yerleştiriyorum? KB'ye. KB bize verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ürünleri yazıyorum. x çarpı x'ten x kare bölü 1 bölü 20 olarak yazayım şu 0.05'i. Buradan da x kare dediğimiz değer 10 üzeri 6, x dediğimiz değer 10 üzeri eksi 3. Bulduğum x'ler o OH OH'ların derişimi 10 üzeri eksi 3 ise pOH'ım 3'tür. Oda sıcaklığında pH ile pH'ın toplamı 14 olduğuna göre p pH'ım 11'dir. Cevabımız eşlik olur. Tamam Son olarak da şuraya bakalım arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bilgilerden bir tanesi. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri. Bakın 7A grubu flor, klor, brom, iyot. H koyduğum zaman yanlarında ne diyorsunuz? Asit diyorsunuz. E halojenlerde arkadaşlar asitlik kuvveti yukarıdan aşağıya doğru artar. O zaman asitlik kuvveti en büyük olan hidrojen En küçük olan hidrojen florurdur ve şu şekilde ifade edebilirim. Tamam neden yukarı doğru, yukarıdan aşağıya artar? Florun çapı en küçüktür. Bu klorun çapı, bu bromun çapı, bu iyodun çapı. Hepsine hidrojen yapışmış. Hidrojeni en az iyot çektiği için suyun içerisine %100 iyonlaşır. Bundan dolayı da kuvvetli asittir. Tamam dikkat. Hidrojen oksijen bulunduran bileşikler hem hidrojen hem oksijen bulunduruyorsa biz bunlara oksasit deriz. Oksasitlerde e, asitlik kuvveti eğer bakın şunlara bakar mısınız? Her şey aynı. Ne farklı? Klorlara merkez atomlar aynı. Oksijen sayıları farklı. Oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. O zaman en kuvvetli asit HClO4'tür. Sonra HClO3 ardından HClO2 HClO gelir. Oksijen sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Şimdi buraya bakıyorum her şey aynı. Bu sefer merkez atoma bakıyorsunuz. Klora, broma ve iyoda bakıyorsunuz. Burada da şöyle diyorsunuz. Elektronegatiflik arttıkça asitlik kuvveti artar. Peki hocam bunların elektronegatiflikleri burada en büyük olan klorun olduğu için en kuvvetlisi hangisi olacaktır arkadaşlar? HClO2. En zayıf da elektronegatifliği iyodun olduğu için en zayıf olan HIO2 art ortaya da HBrO2 gelecektir.